Günaydın efendim. Kamil Bey size bir mektup gelmiş. Mektup mu geldi? Evet. Aa, uzun zamandır gelmiyordu. Neydi? Aman Kamil Bey, nereden geldiğini bilmiyorsanız açmayın. Niye yalayıp duruyorsunuz öyle? Açmasam kimden geldiğini nasıl bilebilirim Cevriye Hanım? Aa, bu ne? Bu kim? Allah'ım yarabbim, bu nedir ya? Şarbon bu. Şarbon. Kamil Bey'e şarbon mikrobu göndermişler. Yok canım, beyaz işine girmiş Kamil abi. Ne şarbonu? Şarbon mu? Yok canım. Ne şarbonu? Ay şarbon! Şarbon be şarbon! Cevriye Hanım! Allah! Cevriye Hanım bir dakika rica edeceğim. Bu nedir Allah aşkına bunun şarbonu? Ay 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 Kamil Bey! Efendim? Bu kimyasal savaş şeysi. Ne olur siz bunu hemen yok edin. Bir şeyler yapın. Bu insanı bir haftada öldürüyor biliyor musunuz? Aa. Ben bakma suratıma, bir şeyler yap Allah'ın cezası. Ben ne yapayım Hulusi Bey? Bu nedir Allah aşkına? Buradan hızla git Kamil abi. Devlete müracaat et. Seni karantinaya alsınlar. Şarbon. Benim şarbonum var. Sıçtım mı? Doktor hanım? Ben doktor değilim. Şarbonum var. Ne? Doktor bey bakar mısınız? Ne var ne oluyor? Daha ne olsun efendim? Şarbon. Aman inşallah değildir. Bir de hızlı yayılır bu belet. Bildiğin gibi değil yani. Bakayım. Bakın efendim şarbon. Ay hakikaten de şarbona benziyor. Bunu bakarak anlayabiliyor musunuz? Yok, bakarak anlaşılmaz. Ne bakıyorsunuz o zaman, bir şey yapsanız da. Laboratuvarda incelemek lazım. Laboratuvarda incelesenize. Bugün kapalı. Cuma. Sen iki gün sonra gel. Ya iki güne kadar ölürsem? Ölürse gelme. Ölü hasta almıyor. Yahu bu mikrop şimdi herkese bulaşırsa? Yahu kardeşim uzak dur diyorum sana, uzak. Git bir kuytu köşede bekle. Senin için laboratuvar mı açtıracağız şimdi? Zaten şarbon bulaştıysa bulaşmıştı şimdiye kadar. Ya burası nasıl hastane? Siz nasıl doktorlarsınız? Yahu ha? Gibi gereksiz cümleler kurmuyorum değil mi? Kurma tabii. Bir açtın zarfın içinden bu toz çıktı ha. Bir açtın bu toz. Yaz oğlum, zanlıya soruldu. Bu zarfı kim gönderdi sana? Bilmiyorum komiserim. Gönderen hanesinde El Kaide El Fatiha yazıyor. Yaz oğlum. Zanlıya soruldu. El Fatiha El Kaide diye birini tanıyor musun? El insaf komiserim, kafayı mı yediniz? Ya bu şarbonsa? Hem ben niye zanlı oluyormuşum? Karakola gelen herkes polis nezdinde zanlıdır. İyi de ben kendi ayaklarımla geldim komiserim. Daha iyi. Daha şüphe çekici. Biz onca insanı davet ediyoruz, gelmiyorlar da sen koşa koşa niye geliyorsun? Üstelik elimdeki şarbon diyorsun. Ya olabilir diyorum. Bulaştırmaya mı geldin? Senin canlı bomba olmadığın ne malum? Ya da bu tozun beyaz olmasından mütevellit eroin olmadığı ne malum? Senin böyle olmadığın ne malum? Yaz çocuğum yaz. Sanığın hal ve davranışlarının kötülüğünden ve polise hakaretinden nezarete atılması uygun görülmüştür. Aç çocuğum! Yaz kızım, sana soruldu. Adın? Ebenin? Anlamadım. Ebemin koyduğu isme göre efendim, Kamil. Nubuski adında da Kamil. Yani bir yanlışlık yok. Elindeki şarbonu nereden buldun? Polise niye hakaret ettin? Şarbonla emniyete gelmenin amacı neydi? Neyle suçlanıyorum hakim bey? Çok uzun. Bir ara iddianameyi alır okursun. Beyefendi, bakın alın şunu bir inceleyin. Eğer şarbonsa tedbirinizi alırsınız. Değilse bana ne istiyorsanız yaparsınız efendim. Sus! Sus! Terbiyesiz, işimizi sen mi öğreteceksin bize? Allah Allah, her şeyin bir bürokratik yolu var canım. Yaz kızım, yaz. Sanığın mali ve içtimai durumunun araştırılması için karakola yazı yazılmasına. Mektubun nereden geldiğinin araştırılması için PTT'ye yazı yazılmasına. Ve elindeki şeyin incelenmek üzere laboratuvara gönderilmesine. Ve duruşmanın başka bir güne atılmasına karar verilmiştir. Kamil Aksoy! Öbür mahkemeden bekleniyorsunuz. Kamil Bey. Efendim? Hala niye duruyorsunuz? Elinizdeki şarbon mikrobu. Hay Allah, korkuyorum ben bu şarbondan ya. Şarbondan korkma, geç kalmaktan kork. Ölü